Yine özellikle bu noktada alttan gelen sporcular her zaman çok çok kıymetli elbette. Bununla ilgili de bir önemli haberimiz var. 2-5 Kasım tarihlerinde Monte Carlo'da yaş kategorilerinin en iyi 8 sporcularının yer aldığı organizasyonda tam 3 sporcumuz yer alacak. İşte ekrana sırasıyla gelecek zaten bu isimler. U14 milli takım oyuncularımız, sıkça adını andığımız isimler. Kaan Işık, Koşan onlardan bir tanesi. Samim Filiz bir diğeri. Mustafa Egeşik da bir diğeri. Yani üç sporcumuzu biz özellikle iki yıldır zaten yani U12'den itibaren haliyle sıkça konuştuk. Konuşmaya devam ediyoruz ve onlar da üzerine koymaya devam ediyorlar. O az önceki hedefler diye bahsettiğimiz konu doğrultusunda. Yaş gruplarında sezonun en iyi 8 oyuncusunun yer aldığı bir organizasyon. Evet. Seni de yakınen tanıdığın isimler evet. bu arada. Yani dediğin gibi bence zaten alttan gelen sporcuları konuşuyor olmak ve fark ediyor olmak çok değerli. Hani çünkü oranın gelişimiyle birlikte aslında gittikçe hani Benim her şey gelişiyor. Hatta, tabii. E, o yüzden 14 yaş. Yani. Evet birçok yaş grubunda bu arada kız erkek gerçekten çok yetenekli, çok iyi tempoda çalışan sporcularımız var ama hakikaten 14 yaş erkekler milli takımımız acayip bir şekilde ilerliyor. Onu söylemek gerekiyor ve yani her üçünün de ne kadar ciddi anlamda ciddi tempoda çalıştığını yeri geldiğinde yurt dışında kamplara gittiklerini ve hayatlarının birçoğunun turnuvalarla ve antrenmanlarla geçtiğini biliyorum. Hani 14 yaşındalar. Bir taraftan baktığımızda hani bir sporcunun dışında baktığımızda çok küçük bir yaş gibi. Ama hakikaten biraz uluslararası seviyede artık olması gerektiği gibi bir tempoda çalışıyorlar. Ve bunun da aslında bence tohumunu ekip aslında görüyorlar bunu. Çünkü 8 aslında sporcunun katılacağı ve en iyilerin olduğu bir yerde Üçünün oluyor olması, üç Türk'ün buraya giriyor olması bence hani alt tarafın, altyapının gerçekten iyi devam ettiğini de gösteriyor. Onu söylemek lazım. Evet, hayatlarını da değiştiriyorlar bu doğrultuda. Araya Tabii da gideceğiz ki. ama bahsedelim yani Samim Filiz benim yakinen takip ettiğim isimlerden biriydi. Küçük yaştan itibaren karşıya kalı Samim Filiz çünkü. Hani onunla... Ee, bağlantılı haberde şeydi Amerika'ya gidiyor evet, Samim. Yani gitti, e, İzmir'den çıkıp İstanbul'a değil doğrudan Amerika'ya giderek aslında ne kadar büyük bir hayat değişikliği yapıyor. Evet, evet. Küçük yaşta. Bir risk aynı zamanda bu çünkü. Sen daha iyi tabii diyorsun. Ki, tabii ki. Dediğin gibi. Yani bir risk ama işte gerçekten bir gelişim içinde. Da almaya değer. Evet gelişim içinde gerçekten bir evet. şeyleri denemek gerekiyor. Hani o sistemin içerisinde. Senin dediğin gibi Samim Kaan içinde, hepsi, Mustafa hepsi Ege için ben... de aynı şey geçerli. Aynen öyle. Yani hepsinin o senin dediğin 12 yaştan itibarenki gelişimini görüyorum ve hani ara ara izleme şansım da oluyor direkt turnuvalarına gidip acayip bir gelişim var ve gerçekten hani şu anda hep konuşuyoruz yani Türkiye'den birazcık daha böyle sıyrılarak biraz daha gerçekten uluslararası seviyede artık küçük yaştan itibaren oynanması o turnuvalarda da artık o çocuklarla daha başa baş oynamaları gerekiyor diye. Şu an bu üçü için de söyleyebiliriz Aynen. ki bu turnuvanın e, üçü de bence favorisi olabilir o yüzden. İnşallah iyi haberlerini verelim.